Milli Eğitim Bakanlığı liseye kayıt uygulaması adı altında dün bir açıklama yaptı arkadaşlar. Şimdi ben size onları paylaşmak istiyorum. Bakın, liseye kayıt süreci basit, sade ve anlaşılır bir hale getirilmiştir diye bir açıklama geldi. Bu kapsamda yeni yapılan düzenleme şöyle. Liseler iki gruba ayrılacaktır. Bir grup lise, merkezi sınavla ülke genelinde öğrenci alan liseler. Diğer grup, eğitim bölgesinde adrese dayalı öğrenci alan liseler şeklinde düzenlenmiştir. Yani zaten bunu biliyorduk ama işte ikiye böldüler liseleri. Şimdi bir tanesi adrese dayalı. Bakın, sınavla öğrenci alan liseler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları adı altında 3 ana lise olarak söylenmiş. Adrese dayalı olarak eğitim bölgesiyle öğrenci alan liseler ise Anadolu Liseleri, mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liseleri şeklinde olacak. Şimdi arkadaşlar, şimdi kafanız karışmasın, şunu söylemek istiyorum. Proje okulların içerisinde bazı İmam Hatip okulları da olabilir. Anadolu Liselerinin zaten bazıları proje okullar, biliyorsunuz. Bunlar Mayıs ayında, daha önce de Milli Eğitim söylemişti, Mayıs ayında duyurulacak. Hangi liseler proje okullar adı altında söylenecek, hangi liseler bunun dışında kalacak ve Anadolu Lisesi olarak kalacak, İmam Hatip Lisesi olarak, Meslek Lisesi olarak kalacak, göreceğiz. Yani bu sınavla öğrenci alan liseler Mayıs ayında belirtilecek. Peki, ülke genelinde sınavla öğrenci alacak liseler bakanlık tarafından İleride belirtilecek diye bir açıklama yapıldı. 3 numarada şöyle bir şey söylüyor 03'te. 8 zinci sınıf öğrencilerinin isteğine bağlı olarak girebileceği bir sınav var artık. Bu sınav Haziran'ın ilk haftasında olacak. Bu sınav sözel ve sayısal olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. Yani açık uçlu soru olmayacak diyor. Çoktan seçmeli soruların yer aldığı tek oturumluk bir sınav olacak diyor. Sınav okul müfredatını kapsayacak şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar, sınavın içeriği hala biliyorsunuz 60 soruluk bir sınav dendi. Sonra Milli Eğitim'e Özel Okullar Birliği dedi ki 80 soruluk bir sınav olsun. Sınavın hala içeriğindeki köşeler çok net değil. Ve müfredatı 6-7-8'den mi olacak, sadece 8'den mi olacak, o da daha net değil. Ama şu var, şunda çok rahat olun. 6-7'den soru gelirse yukarıda bir bilgi verilecek, aşağıda onu yorumlayarak soru çözeceksiniz. Yani 6-7. sınıftan eğer soru gelirse bu sorular her zaman yukarıda bilgisi verilmek kaydıyla sen ondan yorum yaparak çözüm çıkartacaksın. Onun için 6'dan 7'den oturup harıl harıl ders çalışmanız gerekmiyor. 8. sınıf müfredatını iyi bilin. O önemli. Ondan sorumlusunuz. Zaten büyük çoğunlukla eğer 6'dan 7'den soru gelirse de çok büyük sayıda soru gelmeyecektir. Yani birer tane, iki tane soru gelecektir. Onlar da yukarıda bilgi verecek, aşağıda onun yorumunu sizden bekleyecekler. Şimdi burada bir bilgi kirliliği var, biliyorum. 8. sınıf müfredatının dışından soru gelmeyecek diye bir açıklama hala bu son açıklamada da yok arkadaşlar. Onu bilin. Sınavsız öğrenci alan liselere yerleştirme için her ilde eğitim bölgeleri oluşturulacak. Şimdi eğitim bölgeleri de şöyle. Yani Milli Eğitim diyor ki bölgelere ayıracağız. Bunlara eğitim bölgeleri diye isimlendireceğiz. Siz hangi eğitim bölgesindeyseniz o bölgeye ait adrese dayalı yerleşeceksiniz. Eğitim bölgeleri eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurarak oluşturulacak. İlkokul, ortaokul ve liseleri birbirleriyle eşleştirilerek uygulanacaktır diyor. Yani eğitim bölgeleri oluşacak. Bu eğitim bölgelerine göre siz hangi eğitim bölgesindeyseniz ona göre adrese dayalı bir şekilde yerleştirme yapılacak. Eğitim bölgeleri oluşturulurken bölgenin genel nüfus verileri, ortaokul öğrencisi, öğrenci nüfusu, ortaokulların türleri ve konumları dikkate alınacaktır. Eğitim bölgelerinde her ortaokul eğitimde süreklilik prensibi çerçevesinde türleri itibariyle ortaöğretim kurumları
ile ilişkilendirilecektir diyor. Bunlar tabii çok böyle teknik gibi görünen laflar. Bizim anlayacağımız şu: eğitim bölgeleri var. Bu eğitim bölgelerinin içerisinde okullar var. Siz adresinizde bulunan eviniz, ikametiniz neredeyse, o ikamet hangi eğitim bölgesine aitse oradaki okullardan tercih yapabileceksiniz. Eğer bu sınava girmek istemiyorsanız, Haziran'ın ilk haftasındaki sınava girmek istemiyorsanız, ben sınavsız yerleşmek istiyorum diyorsanız, hangi eğitim bölgesindeyseniz o eğitim bölgesindeki okulları tercih edebileceksiniz. Buradan bu çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, liseye kayıt uygulamasında sınav, her öğrenci girmek zorunda değildir bu sınava. Sınava giriş isteğe bağlıdır. Okul müfredatını kapsar. Yani okulun dışından soru gelmeyecek diyor ama 6-7'den 8'den mi diye bir açıklama yapılmamış. Sayısal ve sözel iki bölümden oluşuyor. Sınav temel dersleri içerir. Burada da mesela hangi temel dersler? Soru sayısına göre sınav süresi belirlenir. Sadece sınavlı öğrenci alan liselerin yerleştirilmesinde kullanılır. 3 yanlış bir doğruyu götürür. İşte baba laf bu. 3 yanlış bir doğruyu götürür. Arkadaşlar, şimdi daha önceki yıllarda TEOG'dan önce 3 yanlış bir doğruyu götürüyordu. Bakın, zaten internasyonel alanda seçmeli, çoktan seçmeli sınavlar eğer 5 şıklıysa 4 yanlış bir doğruyu götürür. 4 şıklıysa da 3 yanlış bir doğruyu götürür şeklinde her zaman kurgulanır. Onun için bu sınavda 4 şıklı olduğu için, A, B, C, D'den bahsediyorum, 4 şıklı olduğu için 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Yani TEOG'daki gibi bilmiyorsan at, yok artık. Bu da çok önemli bir gelişme. Her yıl Haziran ayının ilk hafta sonunda yapılacak ve yine Haziran ayı içerisinde sonuçları ilan edilecek. Ek yerleştirme yapılacak. Bakın, bu da önemli. Yani bu yerleştirmeler eğer birinci yerleştirmede olmadıysa ek yerleştirme sürecine girecek öğrenciler. Örnek sorular Aralık ayı içinde yayınlanacak. Bu da önemli arkadaşlar. Aralık ayı içerisinde bu sınavın nasıl bir sınav ve nasıl bir soru kurgusuyla olacağı Aralık ayında yayınlanacak diye Milli Eğitim Bakanlığı söylüyor. Sınavla öğrenci alan 5 okul tercihi yapılacaktır. Sınavla öğrenci alan 5 okul tercihi yapacak. Peki sınavsızlar, onlar da 5 okul tercihi yapacak arkadaşlar. Bunu bilelim.